Almanya'da ev arıyorsanız iş başvurusuna hazır olun arkadaşlar. Almanya'da ev bulmak iş bulmak gibidir. Adeta işe başvurur gibi her türlü belgenizi, her türlü kanıtınızı, her türlü geçmişinizi sunmak zorundasınız. Ev sahibi senin maaşını görmek isteyebilir. Hatta bunun üzerine senin maaşın benim evime kira ödemek için yetersiz, sen bunu karşılayamazsın gibi bir yargıda bulunabilir. Almanya'ya geleceklere tavsiyeler. Arkadaşlar size ilk tavsiyem kesinlikle Almanca. Burada üniversite okuyacaksanız veya çalışacaksanız Almanca bildiğinizi varsayıyorum. Ama onun dışında işte evlenerek geliyorsanız, uluslararası bir şirkette İngilizce çalışıyorsanız veya işte bölümünüzü İngilizce olarak okuyacaksanız bile öncelikle bir Almanca temelini atıp öncelikle bir şeyler öğrenip o şekilde buraya gelin. Almanya'ya gelmeden benim tavsiyem B1'i bitirip o şekilde buraya gelin. Burada ben çok fazla insanla tanıştım. Buraya çok fazla insan hiç Almanca bilmeyerek geliyorlar. Hiç Almanca bilmeyerek okullara kabul alıyorlar vesaire. Ama bunların hepsi bin pişman arkadaşlar. Özellikle B1 diyorum arkadaşlar. Çünkü emin olun Türkiye'de o öğrendiğiniz B1 seviyesiyle buraya geldiğinizde yine konuşmakta, kendinizi ifade etmekte zorluk çekeceksiniz. A1 veya A2 ile geliyorsanız zaten burada konuşabileceğiniz tek Almanca mütkatebite olacaktır. Almanya'ya gelmeden kesinlikle ne kadar Almanca öğrenebildiyseniz bu sizin yanınıza kârdır. Burada daha fazla iş imkanı için, hayatın içine karışabilmeniz için ve Almanya'ya alışabilmeniz için Almanca kesinlikle şart ve çok önemli. Emin olun birçok durumda sizin Almanca bilginiz ve kendinizi ifade edebiliyor olmanız Türkiye'deki iş tecrübelerinizden daha önemli. Ausbildung yapmak isteyenler bana çok soruyorlar. İşte A2 ile Ausbildung'a kabul alıp gelebilir miyim? B1 ile Ausbildung'a kabul alıp gelebilir miyim? Arkadaşlar işin kolayına kaçmayın. Siz Ausbildung'da Almanca olarak sınavlara gireceksiniz. Yani Almanca sınavlara gireceksiniz. Her şey Almanca olacak. Almanca cevaplar vereceksiniz. Ve bunu yapabilmeniz için A2 seviyesi kesinlikle yeterli olmayacaktır. B1 seviyesinin bile yeterliliği tartışılır. Yani yapabiliyorsanız iyisini yapın o şekilde gelin. B2'yi yapın o şekilde gelin. Türkiye'de evet C1, C2 seviyeleri için çok fazla kurs bulamayabilirsiniz ama gerçekten Türkiye'de B1 ve B2'yi rahatlıkla halledebilirsiniz. Almanya'ya ilk geldiğinizde ev bulamama ihtimalinize hazırlıklı olarak gelin. Burada bir haftalığına, 2 haftalığına bir hostel rezervasyonu yapabilirsiniz veya Airbnb'de bir aylığına bir ev kiralayabilirsiniz. Onun dışında burada tanıdıklarınız varsa Sublet ilanlarına bakabilirsiniz. Bulunduğunuz şehrin Facebook grupları üzerinden Sublet ilanlarına bakabilirsiniz. Sublet nedir arkadaşlar? Mesela ben burada bir kiracıyım. Örnek veriyorum, ben bir yere tatile gittim. O süre boyunca 2 haftalığına, 3 haftalığına evimi başkasına kiraya veriyorum. Yani ben kiracı olarak kendi evimi başkasına kiraya veriyorum. Bu şekilde bulabileceğiniz evler daha ucuza gelecektir. Ben buraya geldiğimde bir hafta boyunca 4 kişilik odada hostelde kaldım. Ondan sonrasında yine ev bulamadığım için başka bir yer bulmak zorunda kaldım ve bu sefer de yaklaşık 10 günlüğüne bir Sublet'te kaldım. Burada bu yerleşme, ev araştırma, Anmeldung gibi şeylerle uğraşırken zaten Almanca'ya vakit ayıramayacaksınız. O yüzden Türkiye'de ne kadar öğrendiyseniz yanınıza kar olacaktır. Ev araştırırken arkadaşlar yerleşeceğiniz evde Anmeldung yapılabiliyor mu ona bakın. Anmeldung ikamet kaydınız oluyor arkadaşlar. Burada ikametgahınız, kayıtlı bir adresiniz olmadan işe giremiyorsunuz veya işte banka hesabı açamıyorsunuz. Birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bir ev kiralayacaksanız size ikamet izni verilen bir ev kiralayın. Bir de arkadaşlar kira sözleşmenize dikkat edin. Bazı kira sözleşmeleri sınırsız oluyor. Bazı kira sözleşmeleri size 6 ay veya 1 sene gibi kısıtlı süreler verebiliyor. Yani o süre dolduğu zaman evden çıkmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden tutacağınız evin şartlarını iyi araştırın. Onun dışında burada arkadaşlar gerçekten kira aylık masraflarınızın en büyüğü olacaktır. Neredeyse kazancınızın yarısını burada kiraya ödeyebilirsiniz. O yüzden ben kirayı ucuza getirmenizi tavsiye ediyorum. Yani ekonomik olan bir evi tutmanızı tavsiye ediyorum. Kira burada aylık masraflarınızın en büyüğü olacaktır arkadaşlar ve bunu değiştiremeyeceksiniz. Burada öğrenciyseniz birçok yurt imkanı var. Onun dışında öğrenciler ve gençler arasında paylaşımlı ev sistemi çok yaygın. Paylaşımlı ev sisteminin birçok avantajı var. Örnek veriyorum, bir evde 2 kişi, 3 kişi yaşıyorsanız radyo, televizyon verginizi, su faturasını, elektrik faturasını, internet faturasını, bu tarz şeyleri bölüşebiliyorsunuz. Bu yüzden ne kadar çok kişiyle kalırsanız masraflarınız da o kadar azalmış oluyor. Tabii ki tuvalet, banyo, mutfak gibi ortak alanların kullanımlarında problemler yaşayabilirsiniz. O yüzden benim tavsiyem, çok pahalı bir şehirde değilseniz
maksimum 2 veya 3 kişilik bir paylaşımla evde kalmayı tercih edin. Ben başkasıyla ortak tuvalet banyo kullanmak istemiyorum diyorsanız da öğrenciyseniz kesinlikle aylar öncesinden başvurmanız gerekiyor. Okul yurtlarına aylar öncesinden başvurmanız gerekebiliyor. Kesinlikle yurtların başvuru tarihlerini çok iyi takip edin ve hemen başvurun. Yaşayacağınız şehire yerleştikten sonra bence kesinlikle aksatmadan gidip bir sürücü kursuna yazılın. Çünkü burada arkadaşlar sürücü kursuna kayıt olma olsun, sınavlar olsun gerçekten uzun sürebiliyor. Tekrar tekrar sınavlara girmeniz gerekebiliyor vesaire. Burada evet toplu taşıma gelişmiş ama gerçekten iş görüşmelerinde de ehliyet çok sorulan ve önem verilen bir şey. Yani burada iş görüşmelerinde ehliyetinizin olması sizi 1-0 öne geçirecektir. Ehliyet işlemlerine ne kadar erken başlarsanız sizin için o kadar iyi olur. Burada kendinize bir bisiklet almayı düşünebilirsiniz. Çünkü bisikletle çok fazla yere gidebiliyorsunuz. Şehirler dümdüz olduğu için ve her yerde bisiklet yolları olduğu için bisikletle birçok yere gidebilirsiniz. Uzak şehirlere bile bisikletle gidebilirsiniz. Okula gidip gelirken bisiklet kullanabilirsiniz. Trenler iptal olduğunda bisiklete binebilirsiniz. Burada gerçekten araba parasına bisikletler var. Benim tavsiyem arkadaşlar ilk başta öyle 2000 euroluk 3000 euroluk bisikletler almayın. Kendinize ucuz bir bisiklet ayarlayın. Gerek Kleinanzeigen gibi yerlerden ikinci el bakabilirsiniz. Gerek Decathlon'dan ekonomik bisikletler bulabilirsiniz. Neden pahalı bisiklet almayın diyorum? Çünkü burada gerçekten bisiklet hırsızlığı çok yaygın. Yani kilitleseniz bile bisikletinizi koparıp götürebilirler. Hele ki kilitlemeyi unuttuğunuzda zaten geçmiş olsun. Gerçekten burada çok bisiklet çalınma olayı görüyorum. Aynı şekilde bisikletinize zarar da verebilirler. O yüzden bence ilk başta ucuz bir bisiklet ayarlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Onun dışında burada aylık 49 euroluk sınırsız Deutschland Ticket diye bir bilet var arkadaşlar. Bu biletle Almanya'nın bütün ulusal trenlerini kullanabiliyorsunuz. Bu biletle aynı şekilde gittiğiniz şehirlerdeki metroya, tramvaya binebiliyorsunuz. O yüzden eğer ehliyetiniz yoksa bence bu 49 euroluk bileti alın. Zaten işe gidiyorsanız, bir yere gitmeniz gerekiyorsa, trenleri kullanmanız gerekiyorsa zaten 3-4 kere trene bindiğiniz zaman bu 50 euro yapar yani normal şartlarda. Ama bu bileti alırsanız 1 ay boyunca sınırsız bir şekilde istediğiniz kadar trenleri kullanabilirsiniz. Bu bilet sayesinde bir şehirde yaşayıp başka bir şehirde çalışabilirsiniz. Git gel masraflarınız sıfırlanmış olur. Burada arkadaşlar bence sadece Türklerle vakit geçirmeyin. Konfor alanınızdan çıkmaya çalışın. Başka insanları, başka kültürleri tanımaya çalışın. Evet biliyorum Türkiye'yi özleyebilirsiniz. Türkiye'yi özlediğiniz için de Türkiye'den gelen arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ama bunu çok sık yaparsanız gerçekten Almanya'ya alışma süreciniz kötü etkilenmiş olur. O yüzden kesinlikle ara ara konfor alanınızdan çıkmayı deneyin. Farklı milletlerden insanlarla tanışın. Buradaki insanları tanımaya çalışın. Yaşadığınız ülkenin farkında olmaya çalışın. Onun dışında şu gösterdiğim markete gidin arkadaşlar, action. Almanlar nasıl söylüyor bilmiyorum ama İngilizce olarak action diyorum ben. Burada aradığınız her türlü şeyi bulabilirsiniz. Tabak, çanak bulabilirsiniz. Tencere, tava bulabilirsiniz. Eviniz için lazım olabilen her şeyi bulabilirsiniz. Elektronik eşyalar bulabilirsiniz. Spor aletleri ve gereçleri bulabilirsiniz. Kıyafetler, çoraplar, iç çamaşır gibi şeyler bulabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz ekonomik ve çok kaliteli bir mağaza. İnternetten bir şey almadan önce kesinlikle aynı şekilde bu mağazaya bakın. Bu mağazada aynısı var mı diye bakın. Kesinlikle daha ucuza oluyor. Aynı şeyler daha ucuza oluyor. Evet kalite olarak mükemmel bir kalite sunmuyor. Ama gerçekten buradan şu ana kadar ne aldıysam beni hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Ben buradan bir sürü tencere, tava aldım, kulaklık aldım, oyun kolu aldım, klavye aldım, bir sürü şey aldım ve şu ana kadar hiç pişman olmadım. Kesinlikle buradan alışveriş yapın arkadaşlar. Çok ekonomik ve çok faydalı şeyler var. Benim sizlere tavsiyem, B1 seviyesinde Almanca konuşabildiğinizi düşündüğünüz andan itibaren artık burada dışarıda Almanca konuşmaya çalışın. Kendinizi her durumda Almanca olarak ifade etmeye çalışın. Tabii ki anlaşmazlık yaşadığınız durumlarda İngilizceye geçebilirsiniz. Ama benim tavsiyem öncelikle Almancanızı kullanmaya çalışın. Konuşmaya ne kadar erken başlarsanız o kadar hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde konuşmayı ne kadar ertelerseniz de bu sizin için artık bir kabusa dönüşebilir. Olabilir. Yarım Almancanızla insanlarla %100 anlaşamayabilirsiniz. Ama olsun. Yani siz derdinizi anlatabiliyorsanız, gerekli olan şeyleri anlatıp anlaşabiliyorsanız bence Almancanızı kullanın. Özellikle küçük bir şehirde yaşıyorsanız zaten insanlara İngilizce bir şey sorduğunuzda insanların yüzlerinin ekşiliğini göreceksiniz. O yüzden burada bence Almanca konuşun arkadaşlar. Bir şey olmaz. Anlatırsınız dersiniz ben daha yeni geldim. Henüz o kadar iyi konuşamıyorum. Onlar da sizinle sizin anlayabileceğiniz gibi daha yavaş Almanca konuşmaya başlarlar. Evet başka bir tavsiye. Çalışma izniniz varsa
ne olursa olsun kesinlikle çalışın arkadaşlar. Burada çalışmak gerçekten sosyal hayatın bir parçası. Çalışırken gerçekten birçok milletten çok farklı insanlarla tanışıp kaynaşabilirsiniz. Burada ne iş yapıyor olursanız olun kesinlikle çalışıyor olun arkadaşlar. Çünkü zaten burada bir yabancısınız. Burada iş hayatı hayatın çok büyük bir parçası. İnsanlar hayatlarını işe göre planlıyorlar. İş hayatında olursanız sosyal hayatında içinde olmuş olursunuz. İş hayatının dışında olursanız sosyal hayatında dışında olursunuz. Özellikle küçük bir şehirde yaşıyorsanız burada iş ortamı insanlarla tanışabilmeniz, sosyalleşebilmeniz için gerçekten çok kritik bir rol oynuyor. Aynı şekilde iş ortamını, çalışma şartlarını, patronların ve çalışanların davranışlarını burada gözleme şansınız oluyor. Burada gerçekten iş hayatının dışında kalıyorsanız hayatın da dışında kalıyorsunuz. Kesinlikle part time'da olsa bir işiniz olsun. Başka bir madde arkadaşlar, burada evde kesinlikle bir miktar stok yapın. Artık makarna mı stokluyorsunuz, tuvalet kağıdı mı stokluyorsunuz bilmiyorum ama burada stoklama yapmak şart. Çünkü bazen mesela cuma günleri ve cumartesi günleri resmi tatil oluyor. İki gün resmi tatil oluyor. Ondan sonraki gün pazar günü geliyor. Pazar günü de zaten biliyorsunuz bütün her yer kapalı. Yani tamı tamına 3 gün boyunca hiçbir süpermarkete gidemeyebilirsiniz. O yüzden evinizde her ihtimale karşı birazcık stok yapmanız sizin için iyi olacaktır. Burada yeni bir şey almak istediğiniz zaman çok pahalıya geliyorsa kesinlikle ikinci el opsiyonlarına bakabilirsiniz. Bunun için bizim Türkiye'de kullandığımız Letgo gibi burada çok yaygın olan Kleinanzeigen diye bir uygulama var. Buradan ikinci el eşyaları temin edebilirsiniz. Bazen de insanlar almak isteyenlere eşyalarını bedava olarak veriyorlar. Onun dışında şaka yapmıyorum. Sokaklarda bazen tertemiz mobilyalar oluyor, masalar oluyor, sandalyeler oluyor, dolaplar oluyor. İnsanlar bunları taşındıkları tarihlerde özellikle ay başlarında kapının önüne bırakıyorlar ve siz oradan kimseye sormadan gidip beğendiğiniz mobilyaları alabiliyorsunuz. Onun dışında Almanya'da yaşadığınız sürece ülke gündemini, siyaseti, haberleri takip etmenizi tavsiye ediyorum. Birçok insan maalesef bunu yapmıyor biliyorum. Bu hem Almanca öğrenmeniz açısından hem de ülkede nelerin olup bittiğini öğrenmeniz açısından çok önemli. Buna da kendinizi ne kadar erken alıştırırsanız sizin için o kadar iyi olur. Burada ayrıca çöp ayrıştırma konusu sizin için kafa karıştırıcı olabilir. Bazı apartmanlarda böyle tabela asıyorlar. Yani işte şu çöpler şuraya gider, bu çöpler buraya gider şeklinde. Veya internetten bulunduğunuz eyaletin çöp ayrıştırma kurallarına bakabilirsiniz. Aynı şekilde hangi şehirde yaşıyorsanız kendi belediyenizin internet sitesinde bir çöp takvimi bulabilirsiniz. O şehrin belediyesinin çöp toplama tarihlerini bulabilirsiniz. Atıyorum pazar günü plastik çöpler toplanıyor, çarşamba günü biyolojik atıklar toplanıyor vesaire, bunlara bakabilirsiniz. Genellikle plastik çöplerinizi ve konservelerinizi attığınız sarı poşet genellikle belediyeler tarafından ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bulunduğunuz şehrin belediyesine gidip bu poşetlerden temin edebilirsiniz. Camlarınızı, kartonlarınızı genellikle sokaklardaki ayrıştırma ünitelerine atabilirsiniz. Yemek artıkları vesaire gibi biyolojik atıklarınızı atarken de kesinlikle poşetle birlikte atmıyorsunuz. Onun da yine böyle yeşil bir çöp kutusu oluyor arkadaşlar. Yani poşetin içine doldurduysanız bile poşetle atmıyorsunuz. Poşetin içini oraya döküyorsunuz veya işte kovada topladıysanız kovanın içini oraya döküyorsunuz. Kesinlikle biyolojik atıklar kısmına plastik bir şey sokmamanız lazım. Plastik bir poşet sokmamanız lazım. Onun dışında Restmüll denen bir şey var. Onun da içine neler dahil oluyor internetten bakabilirsiniz. Dediğim gibi Almanya'ya yeni geldiyseniz kesinlikle bu maddelere önem verin. Özellikle ev bulma konusunda şimdiden hepinize sabır diliyorum arkadaşlar. Gerçekten Allah sabır versin. Almanya'da ev arıyorsanız iş başvurusuna hazır olun arkadaşlar. Almanya'da ev bulmak iş bulmak gibidir. Adeta işe başvurur gibi her türlü belgenizi, her türlü kanıtınızı, her türlü geçmişinizi sunmak zorundasınız. Burada evlere çok fazla talep olduğu için ev sahibi kendi işine gelen beğendiği kiracıyı seçiyor. O yüzden kendinizi burada ben çok temizim, ben işte şöyleyim, böyleyim, kiramı zamanında öderim şeklinde kanıtlamanız gerekiyor. Onun dışında sizlere gerçekten burada her şeyin başının Almanca olduğunu hatırlatmak istiyorum. Burada gerçekten Almancanız varsa toplumda bir yer elde edebilir ve saygı görebilirsiniz. Burada gerçekten Almancanız yoksa, Almancanız iyi değilse her türlü konuda 1-0 geridesiniz. O yüzden sizlere tavsiyem bu videoyu izlemeyi bitirir bitirmez Almanca çalışmaya başlamanız.